Tarih Hocam kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Hoca. Arkadaşlarım bugün TYT ve AYT'nin ortak konusu olan tarih bilimine girişin sorularını birlikte çözeceğiz, açıklayacağız. Arkadaşlar bu soruların KPSS'de çıkmayacağını en başında belirtmiş olayım. KPSS adaylarının dikkate almasına gerek yok. En başından belirtmiş olalım. Evet geçelim arkadaşlar birinci sorumuza hemen. Kısa sürede olup biten, başlangıcı ve bitişi belli olan gelişmelere olay denilir. Daha uzun sürede olup biten gelişmelere ise olgu denilir. Buna göre diyor hangisi olay örnek değildir. Bakınız Malazgirt Savaşı arkadaşlarım Malazgirt Savaşı 26 Ağustos 1071'de yaşanmıştır. Aynı gün içinde bitmiştir. Kısa sürede olup bitmiştir. Başlangıç ve bitişi bellidir. Bir olaydır. Harf İnkılabı bakın 1928 yılında yapılmıştır Harf İnkılabı ve aynı yıl içinde yaşanmıştır. Bitmiştir. Bakın bu da bir olaydır. İstanbul'un fethi bildiğiniz hepinizin klişe bildiği bir rakam, bir tarih. 1453 yılında İstanbul fethedilmiştir. 53 günlük bir kuşatmayla alınmıştır. Başlangıcı bitiş bellidir. Dolayısıyla bu da bir olaydır. Bakın şu ana kadar 3'ü olay. Moğaç Meydan Savaşı biliyorsunuz Kanuni döneminde 1526 yılında yapılmış ve dünyanın en kısa süren savaşlarından birisidir sevgili gençler. 2,5 saat içinde bitmiştir. Bakın bu da bir olaydır. Lakin Anadolu'nun Türkleşmesi Malazgirt Savaşı'nın sonucunda meydana gelen ve yaklaşık bin yıl boyunca devam eden uzunca bir süreçtir. Bakın bu bir olgudur. Olay değildir. Dolayısıyla birinci sorunun cevabı denizli arkadaşlar. Geçtim hemen ikinci sorumuza. Tarih biliminde araştırmaları kolaylaştırmak için belli bir sistem dahilinde tasnif yani sınıflandırma yöntemine gidilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde diğerlerinden farklı bir sınıflandırma yapılmıştır? Arkadaşlarım bakın tarihin tasnifi nasıldı? Üç türlüydü değil mi? Zamana, mekana ve konuya göre tasnif yapılırdı. Dolayısıyla bakalım burada dört tane aynı bir tane farklı sınıflandırma söz konusu. O zaman bunları Matte matte analiz edelim hemen arkadaşlar. Bakın Avrupa tarihi mekana göre tasnife örnektir. Türk tarihi konuya göre tasniftir. Hukuk tarihi konuya göre tasnif, bilim tarihi konuya göre tasnif, sanat tarihi konuya göre tasnif. Bakın arkadaşlar, ne tarihi sorusuna cevap verirse konuya göre tarihtir. Peki nerede sorusuna cevap veriyorsa bu da mekana göre tarihtir. Doğru mu? Zaten zaman mekan ve konu. Bakın zamanda da iki tane anahtar kelimemiz vardı. Neydi? Çağ ve yüzyıl kavramları değil mi? Dolayısıyla B, C, D ve E şıklarında konuya göre tasnif söz konusuyken A şıkkında mekana göre tasnif söz konusudur. Dolayısıyla burada farklı bir sınıflandırma vardır. İkinci sorunun cevabı A şıkkıdır arkadaşlar. Avrupa tarihi bir mekan sınıflandırmasıdır. Evet. Böylelikle ikinci soruyu da bitirmiş olduk. Üçe geçelim hemen. Bakın burada bir ilk çağ uygarlığının özelliklerini vermişler. Hangisi bu uygarlığın yani özellikleri verilen hangi uygarlıktır diyor. Doğru mu? Bakın yazı ilk kez Anadolu'ya getiren Anadolu'nun ilk yazılı kaynaklarını bırakan kültepe tabletleri tarihte bilinen ilk kütüphaneyi yapan uygarlık Asurlulardır. Bir Mezopotamya uygarlığıdır ve çok gelişmiş bir medeniyettir. Bakın yazıyı Anadolu'ya getirerek Anadolu'da tarihi çağların başlamasına katkı sağlamışlardır. Dolayısıyla 3. sorumuzun cevabı Bursa'dır. Bakın Sümerlerle ilgili bir şey yok. Hititler yok. Babiller yok. Akatlar yok. Cevabımız Asurlar olacak mutlak surette. Evet 4. soruya geçelim. Tarih öğretmeni Osman öğretmen 9. sınıf tarih dersinde öğrencilerine günümüz modern hukukunun temeli sayılan kanunlar nedir diye bir soru yöneltmiş. Bu soruya öğrencilerden bazıları şöyle cevap vermiş. Mete, Urgakine kanunları demiş. Attila, Hammurabi kanunları demiş. Ayberk, 12 levha kanunları demiş. Begüm, Dragon kanunları demiş. Melike, Kristenes kanunları demiş. Bakın arkadaşlar aslında burada anahtar kelimemiz var. Günümüzün modern hukukunun temeli sayılan kanunlar Romalıların çıkardığı, Romalıların yaptığı 12 Levha kanunlarıdır. Doğru mu? 12 levhanın en büyük özelliği ne? Günümüz modern hukukunun temeli sayılan kanunlardır. Dolayısıyla bizim aradığımız cevap 12 levha. Peki 12 levhayı kim buldu? Romalılar buldu arkadaşlar. Onu da ek olarak belirtmiş olayım. Dolayısıyla bu öğretmenimizin verdiği bu soruya hangi öğrencimiz doğru cevabı vermiş? Tabii ikisi de Ayberk. Doğru cevabı vermiştir. Unutmuyoruz 12 levha kanunları modern hukukun temeli sayılan kanunlardır. Yani cevap Ayberk yani C şıkkı. Evet geçtik 5. sorumuza. Bakın burada yine bir tarih yazımının özellikleri verilmiş. Hangisidir diye bize bir soru yöneltilmiş arkadaşlar. Bakın bu tarih yazımında diyor amaç. Milli ve ahlaki değerleri yüceltmektir. Temsilcisi Tüküdides'tir. Bakın bir özellik daha ekleyelim. Bu tarih yazımında amaç topluma fayda sağlamaktır. Bakın ÖSYM'nin size en çok sorduğu iki tarih yazımı var ki. Bunlardan biri hikayeci tarih, diğeri de öğretici tarihtir. Arkadaşlar bu özelliklere verilen tarih çeşidi öğretici, diğer adıyla pragmatik tarihtir. Pragmatizm zaten faydacılık demek biliyorsunuz pragmatik ya da öğretici tarihtir. Arkadaşlarım öğretici tarihi gördüğünüz zaman aklınıza Tukidides gelsin. Hikayeci tarihi gördüğünüz zaman da karşınızda tarihin babası olarak bilinen Heredot gelsin. Tamam. Bakın bu ikisini ÖSYM amca sizlere çok fazla sorabilir. Haberiniz olsun sevgili gençler. Evet altın soruya bakalım hemen modern tarih yöntemi Alman tarihçi Leopold von Ranke tarafından ortaya konulmuştur diyor. Buna göre hangisi tenkit ile ilgilidir diyor. Bakalım. Şimdi kaynak bulma. Arkadaşlar kaynak bulduğumuz safa bizim tarama safamızdır. Tarama, kaynak bulma değil mi? Belge bulma. Bakın bu tarama. Tenkit ile ilgili değil. Dolayısıyla A şıkkı değil. Evet, sınıflandırmaya bakalım. E sınıflandırmanın Türkçesi zaten sınıflandırma. Biliyorsunuz Arapçası ne? Tasnif. Bakın bu da neyle ilgili? Tasnifle ilgili arkadaşlar. Tenkit ile ilgili değil. Cevabımız B şıkkı da değil o zaman. Sentez yapma. Bakın arkadaşlar, sentez yapma yazarın eserini ortaya koyduğu safhadır. Yani yazarın eserini, kitabını yazdığı bölümdür. Biz buna ne diyoruz Arapçada? Terkip diyoruz. Bakın bu da sentez ile ilgili. Bu da tenkit ile ilgili değil. Bilgi ve kaynak değerlendirmesi yapma. Arkadaşlar bu da bizim ÖSYM'nin en çok sorduğu yerlerden biridir. Bu tahlil aşamasıdır. Ve bakın bunu hep öğrenciler tenkit ile karıştırırlar. Aman dikkat bakın bilgilerin kaynak değerlendirmesi yapılıyorsa bilgi açısından yeterli olup olmadığı değerlendiriliyorsa tahlildir. Ama bilgilerin güvenirliği kontrol ediliyorsa o kaynaktaki bilgiler doğru mu yanlış mı? Bu şekilde kontrol ediliyorsa o tenkittir sevgili gençler. Aman dikkat. Bakın ÖSYM amca bunu daha önce AYT'de sordu. Bu tenkit ile tahlilin arasındaki farka lütfen dikkat edin. Hep karıştırıyorsunuz. Sakın ola ki ikisini birbiriyle karıştırmayın sevgili gençler. Cevabımız Denizli. Tekrar diyorum. Bilgilerin güvenirliği tespit ediliyorsa, bilgiler doğru mu yanlış mı diye kontrol ediliyorsa bu tenkittir bilgiler kaynak değeri açısından yeterli olup olmadığı değerlendiriliyorsa bu da tahlildir arkadaşlar. Aman dikkat diyelim. Evet 7'ye geçelim hemen. Bakın birinci el kaynaklar tarih olayın geçtiği döneme ait kaynaklardır. İkinci el kaynaklar ise birinci el eserlerden faydalanıp oluşturulan eserlerdir diyor. Soruda buna göre aşağıdakilerden hangisi birinci el eserlerden değildir? Bakın Orhun yazıtları Göktürkler'e ait birinci el kaynak. Birinci el. Lidya paraları, tarihte bilinen ilk paralar biliyorsunuz. Bu da birinci el. Fatih'in Bosna fermanı, bakın bu ferman bugün hala elimizde. Bu da birinci el. Tarih olayın geçtiği döneme ait kaynaktır çünkü. Kadeş Anlaşması, bakın hepiniz bilirsiniz. Tarihte bilinen ilk yazılı anlaşmadır. Mısırlarla Hititler arasında yapılmıştır. Birinci el. Ama Halil İnalcık hocamızın devlet aliyesi birinci el eserlerden faydalanılarak oluşturulan bir İkinci el eserdir. İkinci el kaynaktır. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız Edirne'dir. Evet 8'e geçtik hemen. Bakın 3 tane bilim var. Tarihe yardımcı 3 tane bilim. Paleografya, coğrafya, arkeoloji. Ne diyor soruda abi? Yukarıda tarihe yardımcı bilim dallarından hangileri tarih öncesi devirleri aydınlatmada kullanılır? Bakın bilmeniz gereken şey şu. Tarih öncesi devirlerde ne olmamalıdır? Yazı olmamalıdır. Yazı varsa tarih öncesi değildir. Tarihi çağdır zaten. Yazı yok arkadaşlar. Aman dikkat buraya yazıyorum. Bakın yazı yok. Dolayısıyla bu bilim dallarının da yazısız olması lazım. Yani yazılı bilim dalı olmaması lazım. Bakın paleografya neydi? Eski yazı bilimi değil mi? O zaman o sadece tarihi çağları aydınlatmada bize yardımcı olur. O zaman bir yanlış. Bir ne oldu bütün şıkları eleyelim sevgili gençler? eleyelim. A gitti. D de gitti. E de gitti. Kaldık mı B ile C arasında? Arkadaşlarım coğrafya yer, mekan bilimidir. Tarih öncesini de aydınlatır. Tarih çağları da aydınlatır. Doğru. Arkeoloji kazı bilimidir. Yer ve su altı kazılarıyla tarihe ışık tutar. Özellikle tarih öncesi devirleri aydınlatmada bize birebir katkı sağlar. Hem tarihi çağları aydınlatır hem de tarih öncesi çağları aydınlatır. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 3'tür arkadaşlar cevabımız CH. Evet 9'a geçelim. Bakın yine burada bir bilim dallarını vermiş. Sigilografya, arma bilimi demiş. Burada sanki bir yanlışlık var. Evet herhalde imza mühür bilimi demiş. E burada da bir yanlışlık var. Filoloji, dil bilimi. Eyvallah doğru. Diplomasi, siyasi belgeler bilimi. Eyvallah bu da doğru. Sonra da ne diyor abi? Yukarıda bazı eşleştirmeler yanlış verilmiş. Bu yanlışlığın giderilmesi için hangi kişinin yer değiştirmesi gerekir? Arkadaşlar 1 ve 2 yer değiştirecek kabak gibi belli değil mi? Bakın sigilografya imza mühür bilimidir. Osmanlı Devleti'nde tuğraları inceler. Herhalde arma bilimidir. Devletlerin armalarını inceler. Bakın ÖSYM amca herhaldeyi de sordu. Sigilografya'yı da sordu arkadaşlar. Burada ÖSYM çok seviyor arkadaşlar. tarih yardımcı bilim dallarından her sene bir soru karşımıza çıkabilir. Aman dikkat edelim buraya. Önemli bir soru. Cevabımız 1 ve 2 olacak arkadaşlar. 1 ve 2 yerleştirecek. değiştirecek. Onu soruya geçelim hemen. Hangisi demiş tarih biliminin özelliklerinden biri değildir demiş. Bakın tarihin özelliği değildir. Bunu arayacağız. Şimdi geçmişimi inceler. Evet tarih geçmiş bilimidir. Geçmişteki olayları inceler. Peki, var olan bilgiler kesin kez değişmez mi? Yanlış. Mevcut bilgiler sonradan değişebilir. Bilgilerin, belgelerin ışığında sonradan değişebilir. Bunun bir sürü örneği var. Mesela arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde ilk parayı Orhan Gazi buldu diyorduk. Lakin Bilecik'te yapılan kazılarda Osman Bey'in bastırdığı paralara ulaştık ve bu bilgi ne yaptı? Değişti arkadaşlar. Doğru mu? Şimdi arkadaşlarım cevap bursa. Bakalım diğer şıkları bir kontrol edelim. Objektif bir bilim dalamı elbette biz nesneliz, objektifiz, subjektif değiliz. Olayları olduğu gibi veririz. Olayları anlatırken duygu ve düşüncelerimizle hareket etmeyiz. Olayların o dönemin koşullarıyla değerlendirilmesi elbette bir olayı değerlendirirken o dönemin koşullarıyla değerlendirmeliyiz. Kalkıp da günümüzün koşullarıyla değerlendirirsek hata yaparız arkadaşlar. Bu da doğru Olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurar mıyız? Elbette kurarız. Bizim olmazsa olmazımız cevabımız Bursa arkadaşlar. Unutmuyorsunuz tarihte mutlak bilgi diye bir şey yoktur. Bir bilgi sonradan değişebilir. Tabi bu demek değildir ki bütün bilgiler bir çırpıda değişir. Hayır. Bazı bilgiler sonradan değişebiliyor arkadaşlar. Yeni bilgilerin ve belgelerin bulunmasıyla. Evet geçtik 11'e. Hangisi yazılı kaynaklar arasında gösterilemez diyor. Bakın paralar yazılı kaynaklardır. Bakın paralar yazılıdır. Paralar o toplumun o siyasi yapının ekonomisine, siyasetine, sosyal hayatına ışık tutar. Bakın berat padişahların atama belgesidir. Mesela bir padişah ülkenin birinde bir padişah bir valiyi bir yere atar. İşte bu valinin atama belgesine biz berat diyoruz. Bakın beratlar da yazılıdır arkadaşlar. Bu da yazılı bir eserdir. Ferman zaten en basiti bu arkadaşlar. Biliyorsunuz padişahın yazılı emirleridir. Değil mi? Padişahların yazılı emirlerine ne deniliyormuş? Ferman deniliyormuş. Bakın bu da yazılı kaynaktır. Kronikler. Arkadaşlar birçok toplumda kronik vardır. Ruslarda, Çinlilerde vesaire. Kronikler bir tarih yazım çeşididir ve arkadaşlar bunlar tarih olayları oluş sırasına göre sıralar ve verir. Tarihe ışık tutar, yazılı kaynaktır. Lakin mitoslar, efsaneler masallar, destanlar bunlar yazılı değil sözlü eserlerdir doğru mu? Yani yazısız kaynaklardır arkadaşlarım. Aman dikkat cevabımız Edirne. 12'ye geçelim. Bakın yine az önce de çözdüm bir benzerini arkadaşlar. Dediğim gibi yine bir özellikleri verilen bir tarih yazıcılığı var. Diyor ki bu tarih yazıcının temsilcisi hangisidir? Bakalım özelliklere. Hikayeci ve destansı bir anlatım tarzı vardır. Yer zaman belirtir. Neden sonuç ilişkisi içinde durulmaz diyor. Arkadaşlarım bakın hikayeci destansı bir anlatım tarzı olan yer zaman belirten tarih yazım çeşidi hikayeci rivayetçi tarihtir. Ve daha önce az önce de çözdüm bakın buna bir benzer öğreticiyi çözdüm. Arkadaşlar hikayeci rivayetçi tarih yazımının da temsilcisi tarihin babası olarak bilinen Heredot'tur. Aman dikkat dileyelim. Evet bakın arkadaşlar daha önce Tukidides ile ilgili bir soruyu çözdük. Öğretici tarih dedik hatta. Şimdi de bakın Herodot çıktı. Yani hikayeci rivayetçi tarih çıktı arkadaşlar. 13'e geçelim. Bakın milat önce tarihleri sayı olarak büyüdükçe günümüzden uzaklaşır diyor. Buna göre aşağıdaki tarihlerden hangisi günümüze daha yakındır? Bakın arkadaşlar milat önce tarihlerinde sayı olarak büyürse günümüzden uzaklaşır. Sayı olarak küçülürse günümüze yaklaşır. O zaman bu halde hangisi bakalım daha yakın? Bakın milattan önce 51 bayağı bir yakın günümüze. Milattan önce 450 uzak. Bakın sayı olarak büyümüş. M.Ö. 2019 çok çok uzak. Bakın sayı olarak büyüdükçe günümüzden bir o kadar uzaklaşıyor. M.Ö. 653 bakın yine çok büyük bir rakam. Çok uzak günümüze. M.Ö. 85 günümüze yakın ama bakın 51 mi daha büyük 85 mi daha büyük? 85 daha büyük. Dolayısıyla M.Ö. 85 günümüze daha uzaktır. Ama M.Ö. 51 günümüze en yakın olan tarihtir. Cevabımız Adana. 14'e geçelim sevgili arkadaşlar. Tarihte kaynaklar arasında bilgilerin kontrol edildiği aşama hangisidir? Bakın yine çıktı arkadaşlar. Az önce tenkitin üzerinde bayağı bir durmuştuk. Tarama kaynak bulma, tasnif, kaynakları sınıflandırma, tahlil, bilgilerin kaynak değeri açısından yeterli olup olmadığını kontrol edildiği aşama. Terkip, yazarın eserini yazdığı aşama dedik. Burada bilgilerin kontrol edildiği, doğru mu yanlış mı diye kontrol edildiği aşama tenkittir arkadaşlar. Aman dikkat. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Karşınıza çok çok böyle bir soru gelebilir. Bu, bu tarz bir soruyu ÖSYM e, AYT'de sordu arkadaşlar. Hepinizin bilgisine sunarım. 15'e bakalım. Hangisi demiş? Tarih biliminin özelliklerinden biri değildir. Bakın tarihin özelliklerini soruyor yine. Objektif mi? Evet. Yer zaman gösterir mi? Evet. Geçmişi inceler? Evet. Sosyal bir bilim mi? Evet. Lakin bizim genel kanunumuz, genel kuralımız yoktur. Bu özellik fizik, kimya, biyoloji, matematik gibi pozitif bilimlerin özelliğidir arkadaşlar. Bu pozitif bilimlerin özelliğidir dediğim gibi. Biz sosyal bir bilimiz. Bakın şıkta da vermiş zaten. Biz sosyal bir bilimimiz. Bizim deney, gözlem, genel kural, genel yöntem gibi bir metodumuz yoktur. Dolayısıyla cevabımız Edirne arkadaşlar. 16 ve son soruya geçelim. Ortası Türklerinin gelenek, görenek, örf, adet ve törelerini incelemek isteyen bir araştırmacı aşağıdaki tarihe yardımcı bilimlerden hangisinden faydalanabilir diyor. Arkadaşlar bakın burada 5 tane bilim var. Hepsini açıklayarak gideyim ki kafanızda hiçbir soru işareti kalmasın. Epigrafi kitabe bilimidir. Kitabe. Numizmatik para bilimidir. Heraldik armalar bilimidir. Diplomasi siyasi belgeler bilimidir. Etnografya kültür bilimidir. Toplumların gelenek, görenek, örf, adet ve törelerini inceler. Dolayısıyla bu araştırmacıya en büyük rehber etnografya olacaktır. Çünkü etnografya kültür bilimidir. Örfü, adeti, geleneği, göreneği ve toplumların törelerini inceler. Olay budur arkadaşlar. Bakın lütfen dikkat. Tarihe yardımcı bilim dallarından her sene soru gelir karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Benden söylemesi. Değerli arkadaşlarım. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Saygılar sunarım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.